Burada tekmelemeye başlıyor. Kıramıyor. Önce gidon kırılıyor ama kilidi kıramıyor. Ön direksiyon kilidi diğer motorlara göre biraz daha kalın. Tekmeliyorlar. Güçleri yetmiyor. Atakum ilçesinde bir lokantaya ait kurye motosikletinin gidon kilidini kırmaya çalışıp hırsızlık teşebbüsünde bulunan 3 genç güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi. Ön direksiyon kilidi diğer motorlara göre biraz daha kalın. Tekmeliyorlar. Güçleri yetmiyor. Zaten videoda da belli, ayakta duramıyorlar. Hani tekmeleyip bırakıp gidiyorlar. Direksiyonu kilitleyen yer, mekanizmamız burada. Bizi kurtaran burası oldu. İddiaya göre çaldıkları motosikletle başka bir motosiklet çalmaya gelen 3 kişi bütün güçlerini harcayarak motosikletin gidon kilidini kırmaya çalıştı. Yani direksiyon kilitli olmasa üçünü alıp götürecekler motoru zaten. Amaç da o zaten. Kırsa zaten üstüne binecek, ittire ittire götürecek. Başarılı olamayan 3 kafadar, kuryelerin iddiasına göre daha önce çaldıkları motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Sonra daha önceden çaldığı motoru almaya gidiyor. Motor alıp gelecek şimdi. Diğer arkadaşını alıp devam edecek yola. Diğer motor da bu. Gördüğünüz gibi o da çalıntı, vurdurarak götürüyorlar. Zaten görüntülerimizde belli. Diğer motosikleti kolayca alıp çalmışlar. Zaten çalıntı motorla bizim motorumuzun yanına geliyorlar. 3 kişiler, muhtemelen 3'ü de motorla gitmek istediler ama başarılı olamamışlar. Bizim motorumuzu alamadılar. Sağlamlığı ve güvenilirliği burada. Burayı kıramıyorlar. Direksiyonu o yüzden eğiliyor. Direksiyondaki boru olduğu için, içi boş boru olduğu için eğilmesi ve bükülmesi kolay. Ama burası çeliktir, kırması imkansız gibi bir şey. Eğer kırılsaydı? Kırılsaydı iki kabloyu birleştirip şasa yapıp motoru çalıştırıp rahatça gidebilirlerdi. Müdür. 5'e çeyrek kala 3 tane arkadaş geliyor buraya gece. Altlarında yine çalıntı bir motosiklet. Bunu ertesi gün öğrendik. Motor dükkanın önünde park halindeyken geliyorlar, çalmaya çalışıyorlar. Direksiyon kilidi kilitli. Bunun da kilidi diğer motorlara göre biraz daha güçlü olduğundan kıramıyorlar. İşte tekmelemeye başlıyorlar videoda olduğu gibi. Önce gidonu kırıyorlar. Daha sonra işte gaz kollarını falan. Yaklaşık 400 liraya yakın bir masraf çıkıyor ortaya. Ya kötü bir durum. Hem işveren hem biz. Sonuçta motor 4-5 saate yakın bir tamirde kaldı. Hani parçasıydı falan, yapılması gerekenler yapıldı. Mağduriyet yaşadık. Hem 400-500 lira civarında motordan masrafımız, zararımız oldu. Hem de iş yerindeki siparişlerimiz gecikti. Oradan bir zararımız oldu. Hani bundan olmamasını diliyoruz.